Selamünaleyküm canlar tekrardan. Bir önceki videomun devamı gibi bir şey oldu arkadaşlar bu. Bir anda böyle aniden işte dedik bugün de pişi yapalım. Yani odun ateşinde pişi yapalım dedik. Ve çocuklar da tabii isteyince hemen yapmak istedim ben. Önce burada ben hamuru yoğuracağım. Ondan sonra aşağı inelim semaverimizi yakarız. Da inşallah bugün de böyle güzel bir yani menümüz olur. Ve siz de inşallah severek izlersiniz. Bu arada doğal gelen arkadaşlarıma çok çok teşekkür ederim. Doğal izleyiciler kanalı olmayan bütün arkadaşlarıma, doğal izleyici olan arkadaşlarıma daha doğrusu çok çok teşekkür ederim. Beni Konya'dan, Malatya'dan, Kocaeli'den, İzmir'den, ne başka nereden? Hollanda'dan izleyen, Hollanda'dan, Almanya'dan izleyen, yani ülke içi ve dışı bütün herkese çok çok teşekkür ederim. Geldiğiniz için çok teşekkür ederim. Eğer abone olmadıysanız da abone de olursanız bunun için de çok sevinirim arkadaşlar. Şimdi geçelim pişimin yapımına. Öncelikle hamurumu yoğuracağım. Şöyle hemen size bir arka kamerayı alacağım. Ondan sonra sizi göstereceğim inşallah. Şöyle şu açı iyi galiba. Şu açı iyi galiba. Hemen şöyle unumu hazırladım ben. İçerisine bir miktar tuz katacağım. Biraz cıvık bir hamur yoğuracağım arkadaşlar ben bunu. Şöyle herhalde yeterli bu. Bu tamamdır. Biraz suyumuzu da hemen ayarlayalım. Şöyle bırakacağım buraya. Ondan sonra şurada mayam vardı. Nerede? Evet, buldum. Mayamı da buldum. Şöyle bir bakmaya şöyle bakayım. Şu mayamız yeterli herhalde arkadaşlar. Hemen bunu ben kapatayım. Sonra bir miktar da şöyle göstereyim size. Bunu ben dolaba koyuyorum. Dolaba koyduğum için böyle üstü şey yapıyor. Biraz şöyle elini alıvereyim. Şeker koyacağım. Biraz koymamın nedeni de çabuk hemen kabarsın diye. Bunu önce soğuk katayım. Biraz da sıcak suyla açayım. Ya da soğuk suyla yapalım. Ha. Şöyle karıştırayım biraz. Efendim anneciğim. Kaç gibi gideceğim? Kaç gibi gideceksin? 7:30 gibi gidersin. Benim oğlan geldi, büyük oğlan da bana soruyor. Kaç gibi gideceğim diyor Erken mi okula. gideceğim? Erken gideceksin anneciğim. Şimdi suyumuzu da kattık. Biraz dediğim gibi biraz 7:30 gibi oğlum. Biraz cıvık bir hamur yoğuracağım. Şöyle doldurayım biraz daha ben. Şöyle dökeyim. Burada bir kenarda dursun. Şöyle bir bakayım. Bismillahirrahmanirrahim. Biraz cıvık olmasını istiyorum dedim ya, o yüzden ayarlamam lazım. Şöyle. Umarım görüyorsunuzdur. Şöyle yapayım. Bir kenara alayım. Şurada biraz daha alacağım. Şurayı da ıslatayım bence. Herkesin bir hamur yoğurma şekli var galiba arkadaşlar. Ben de böyle yoğuruyorum hamurumu. Yavaş yavaş yedirmeye başlayayım. Şimdi biraz daha su dökeceğim. Çünkü şunu bir yedireyim önce. Kenarına biraz daha su döküp onu da ayarlayacağım. Galiba şeyliği iyi bence, katılığı. Şuradan çok az daha hemen bir su ayarlayayım. Şöyle yapalım. Bir elin nesi var? İki elin sesi var. Bak. Bir el duruyor, ikinci el yapıyor. Allah'a çok şükür.
Evet. Şöyle yapalım. Hemen bunu alalım. İnşallah ayarlayabilmişizdir şimdi. Biraz ıslatırım biraz sonra ben tekrar yine. Çünkü öyle ayarlıyorum ben. Tabii siz nasıl yapıyorsunuz bilmiyorum da. Şöyle ters çevireyim bir de. Şimdi ben bunu yoğurduktan sonra güneşe koyacağım. Sıcak sıcak hemen kabaracak inşallah. Şimdi ben bunu yoğurmaya böyle devam edeyim. Yoğurduktan sonra ellerimi de yıkadıktan sonra sizlere tekrar göstereyim canlar. Şimdi ben size dedim ya hani ellerimi yıkadıktan sonra göstereyim diye. Belki yani şey nasıl kıvam aldığını görmek isteyenleriniz olabilir. O yüzden tekrar açtım arkadaşlar. Bir anda o geldi aklıma. Tekrar dedim ellerimi yıkayayım, göstereyim demiştim ama nasıl kıvam alıyor onu görmek isterseniz belki dedim diyemedim zaten konuşamıyordum. İşte ya siz anlayın işte benim dediğimi. Böyle bayağı yapışmaya başladı. Cıvık istiyoruz dedik. Bence hani bu kıvam bence güzel arkadaşlar. Zaten pişi yapacağız. Öyle nasip olursa tabii Allah'ım nasip ederse puf puf olup puf puf olmasını istiyorum. Pişlerimin elime de yapışıyor bir yandan. Şuraları da temizleyelim. Şöyle. Evet. Bence bu yeterli arkadaşlar böyle. Bu böyle yeter arkadaşlar. Şöyle elimi de hemen şuraya sıyırayım. Diğerini de yıkarız elimiz hemen. Bence bu yeterli arkadaşlar böyle yoğurdum. Şöyle bir bakayım şeyine. Evet kalıntı yok zaten. Yeter şimdilik. Şimdi ben kapatayım. Bunu dediğim gibi şeye koyacağım. Güneşe koyacağım. Kabaracak nasip olursa. Yaparken de göstereyim arkadaşlarım sizlere. Semaverde çayımız hazır canlar. Şöyle bir bakayım bu şeye de bakın böyle. Bacası da var. Semavere çayımızı koyduk. Piş hamurumda güzel bir şekilde mayalandı. Güzel bir şekilde kabardı. Burada da salçam var. Salçalı pişi yapacağım. Hadi bakalım şimdi gelelim yapılışına. Evet canlar dedim ya. Hemen pişimizin de yapılışına geçeyim. Bugün bir değişiklik olsun. Ne zamandır yapmıyorduk pişimizi. Gösterebilirsiniz. Şöyle yapayım. Hem burayı çek. Şöyle yağ şey yapıyorum. Böyle alacağım. Şurayı da çek kızım aldığım yeri. Böyle göster. Şöyle bezeler alıp öyle biraz dursun. Çayımız tam kaynadı herhalde kızım. Nereye çekiyorsun kızım? Şurayı çek ha. Şöyle ha. Aşağı şey yap ha. Böyle. Tamam böyle bezelerimizi yaptık. Bismillah diyelim ve başlayalım. İnşallah ısınmıştır. Isınmış. Bak kızım şurayı da göster. Gösteriyorum. Biraz yakıcık istersen kabarsın. Kabarlık şeylerini biraz gel anneciğim. Şöyle kabarırken de pişilerimiz. Evet anneciğim. Normal ocaklarda böyle olmuyor işte. Odun ateşinde böyle güzel oluyor. Ocakta fazla böyle şey yapmıyor. Kabarmıyor. Böyle kabarıyor.
Hemen olacak zaten. Şey bayağı ısınmış. Yağımız bayağı ısınmış. Şöyle göster anneciğim. Ben açarken. Şöyle yapalım. Umarım sıkılmazsınız. Sıkılmadan izlersiniz arkadaşlarım. Canlar işte şöyle kendi hayatımızdan bir şeyler göstermeye çalışıyorum. Umarım beğenirsiniz. İşte böyle. Şimdi onlar piştiler. Hemen onları ben bir alayım. Böyle bayağı oluverdi hemen. Biraz tavlama gibi oldu. Yani bayağı ısınmış çünkü yağımız. Kırmızı oldu şimdi. Hemen şunları da atalım. Yandı. Yandı. Hızlı çekme kızım, öyle hızlı hızlı alma. Benim kız şey yaptığım yaptığım yerleri hemen çekmek istiyor da hızlı hızlı geçiriveriyor kamerayı. Onun için kusura bakmayın, bundan sonrası Ecrin'de, değil mi Ecrin? Evet. Evet. İnşallah benim kızım güzelce çekiyordur. Geçenki şeyde temizlik videomuzda da sen çekmiştin ya, çekim yapmıştın. Onda ablaların, teyzelerin yazmışlar Ecrin de ne güzel sana yardım ediyor diye. Değil mi? Evet. Kızım ne yapıyorsun? Sallanıyorsun. Bak şurayı çek anneciğim. Hı. Çocuk heyecanlandı bir anda. Kamera gitti. Dönen sandalye olunca eğlence başlar. Ha. Hadi ya. Şöyle kırmızı kırmızı oldu. Biraz altını da şöyle yapalım. Biraz yapalım biz arkadaşlar. Ondan sonra da tekrar şey yapalım. Salçalıyı yaparken de göstereyim size. Salçalılara geçtik. Canlar şimdi. Bunları da hemen yapımını göstereyim. Sonra da bunların da bitmiş hallerini gösteririm sizlere. Şöyle birkaç tane göstereyim size. Bilmiyorum, bilenleriniz var mı böyle salçalı pişi? Eğer bileniniz varsa bildirin yorumlarda. Anneciğim. Tamam. Tamam anneciğim. Hı. Efendim, onu getirme anneciğim. Tamam, onu getirme anneciğim. Dur anneciğim. Dur anneciğim. Evet. Evet anneciğim, dur. Bayağı yanıyor gibi. Tekrar koydum. Hayır hayır, o olmaz. Dur dur. Oğuz hayır. Hayır, olmaz. Elim pis. Hayır diyorum. Elim pis Oğuz. Elim pis anneciğim. Elim pis annem, git. Tamam. Oraya koy, oraya. Hayır anneciğim. Tamam kızım, bir şey yapalım. Bunların hepsi bittikten sonra tekrar çekim yapayım ben size. Evet canlar, Allah'ım olmayanlara nasip etsin inşallah. Bu işli pişimiz, salçalı pişi yaptım. Sonra işte normal sade pişi yaptım. Şuradaki benim yaptığım acı sos arkadaşlar. Buradaki üzüm pekmezi annemlerden gelen. Buradaki de kendi yaptığım zeytinim. Buradaki zaten hazır peynirimiz. Allah'ım olmayanlara nasip etsin inşallah diyelim tekrar.
Şimdilik bu kadar arkadaşlar. Umarım beğenmişsinizdir canlar. Şimdilik kendinize iyi bakın. Diğer videolarımda da inşallah nasip kısmet olursa beraber oluruz. Eğer aklınıza takılan bir şey olduğu zaman da onu da yorumlarda bildirirseniz çok sevinirim. Şimdiden herkese çok teşekkür ederim. Kendinize iyi bakın. Allah'a emanet olun. Dostça ve sevgiyle kalın. Hoşça kalın.